Hayatımız boyunca gerekli gereksiz her bilgiyi depoluyoruz. Sonsuz kaynak bilinçaltı nedir? Bilinçaltını kontrol edebilmek mümkün mü? Bilinçaltımız neleri depoluyor? Çocukluktan kalma olaylar bilinçaltımıza nasıl işliyor? Bilinçaltını temizlemek mümkün mü? Mümkünse eğer temizledikten sonra hayatımız nasıl değişir? Hepsini eğitimci ve yazar Ebru Ceylan Çap anlatacak. Şimdi yaşama dairde. Değerli izleyenler, lütfen ekran başından ayrılmayın. Çünkü neden biliyor musunuz? Böyle yaşadığımız her problemde hani danıştığımız uzmanlarda denen bir kelime var. Bilinçaltı. Bilinçaltı nedir? Ve bu bilinçaltı bizim hayatımıza nasıl bir etki nasıl eder? Hemen etki başlayalım. Etmiyor, nasıl ediyor? Geçen hafta bilinci konuşmuştuk. Evet. Ne demiştik bilinç için? Anda olmak, farkında olmak, beş duyumuzla hissettiğimiz, dokunduğumuz her an bilinçteyiz demiştik. Bilinçaltına geldiğimiz zaman farkında olmadığımız yanımız. Öyle bir sistem ki, öyle bir depo ki, hem depo hem bir kiler diyorum, hem kütüphane hem mıknatıs. Çöplük yani, de diyebilir miyim? Bazen oraya çok da kötü şeyler de giriyor değil mi? Giriyor. Yani, evet. Bakın bundan sonra çöplük de diyeceğim eğitimlerimde. Gerçekten. Eyvah. Gerçekten. Eyvah. Biz her onu şeyi şöyle desek ben aykırıyım biliyorsun. E tabii yapacağınızı yapıyorsunuz her zamanki gibi. Buyurun efendim çöplüğü de ekledik bakalım. Ekledik efendim. Hem aslında sinir sistemimizden de sorumlu. Duygularımızdan da sorumlu. İşte kalbimizin atışı biz kalbimize atması için bir uğraş vermiyoruz. Tabii bilinçaltı evet. Otomatik olarak oluyor. Bilinçaltı aslında bilinçaltı demek çok doğru değil. Orada bilinç dışı dememiz lazım. O bilinçaltı değil aslında. Bilinç dışı dememiz gerekiyor. Başka bir mekanizma çalışıyor orada. Evet, evet daha tıbben baktığınızda. Çünkü bilinçle değil alakalı değil. Yani bilinç dışında bir... Yanması uğraşıyor. Buyurun hocam. Bilinç daha çok hani kişiliğimizle alakalı ya, daha fiziksel bir şey. Ama hocam sistemi yine bilinç dışı yönetiyor. Hani dürtülerimiz, tiklerimiz, tepkilerimiz, nefes alıp verişimiz de bilinç dışımızla alakalı. Ama değil mi? Şöyle anlatayım. Şimdi bilinci olmayan bir canlı da kalbi atıyor ya. O yüzden hani bilinç var ve yok gibi veremezsiniz. Duygu o başka anlamında bir... diyor. O, evet. Duygu anlamında bilinç aynen, kullanılıyor. Bir hocamın dediği şey olarak biraz bu. Sistematik, evet. Sağlıksal, tıbbi anlamda. Tıbbi anlamda. Evet. Hocamız da böyle şimdi bir sistem. Doğru olunca efendim da karşı çıkamıyorum. Ne yapayım? Didişmenin güzelliği de orada evet, zaten. Doğru olunca da karşı çıkamıyorum. Evet, bilinçaltı nedir dedik ve bilinçaltımız neleri depoluyor diye de devam edelim o zaman. Size böyle bir bırakayım ben topu. Evet, hani eskiden evlerimizde ansiklopediler olurdu. Hatırlar mısınız böyle büfelere dizilirdi? Meydanlar olsun. Evet, evet. Bir tane kibar olurdu. Biriktirirdik onları. Gazetelerden, kuponlar olarak biriktirirdik. Evet, evet. Bilgi deposu. İşte genç olan çıktı ortaya. O, ben de büyüklerimden duymuştum. Evet. 12'li seti düşünün. Oradaki bilgilerin 100 katını 21 yaşımıza geldiğimiz zaman aslında bilinçaltımız çoktan depolamış oluyor. Hmm. Yani bilgiyi düşünebiliyor musunuz? Bilinçaltı, bilinç dışı ya da diyelim sınırsız bir yer. Siz gözünüzü açtınız anne, hatta anne karnında depolamaya başladığını söyleyenler de var. Anne karnından itibaren yaşamınızın sonuna kadar her an her şeyi depoluyor. Her şeyi gördüğünüz, duyduğunuz, işte kokladığınız koku hafızamız da var biliyorsunuz. En güçlü hafıza da odur bu arada. Her şeyi seslerden kokulara, işte renklere, duygulara, acılarınıza, deneyimlerinize, alışkanlıklarınıza kadar her şeyi depoluyor. Depolamadığı bir şey yok. Yani arşive girdiğimde ben şöyle hayal ediyorum. Orayı bir arşiv olarak düşünelim. Arşiv odası. Hayalimde şöyle canlandırıyorum. Sanki dolaplar var. 07 yaş, 7-14, 14-21. Şurada acılar dolabı. Burada öfkelendiklerim. Burada alışkanlıklarım. Şurada deneyimlerim. Böyle bir arşiv odası gibi düşünün. Hayatımızın akışını etkiliyor mu peki? Etkilemez mi? Neden etkiliyor diyeceksiniz. Bakalım hocam karşı çıkacak mı? Gardımızı aldık hadi bakalım. Hep bilinçten bahsederken geçen hafta hocam yoktunuz, gözlerimiz sizi çok aradı. Ön lobdan bahsetmiştik. Şimdi bilinçaltından bahsederken de arkada sürüngen beyinden bahsediyoruz. Şimdi bu sürüngen beyin hocam lütfen eşlik edin. İnsanın değişiklik yapması, korkularını yönetiyor ve insanın hayatında değişiklik yapmasını çok istemiyor. Çünkü hayatta kalmamızdan sorumlu.
Yani sizi hayatta tutmaya çalışıyor. Bilinçaltınız da öyle. Bundan sorumlu. Hayatta kalması gerekiyor. Onun için bilgiyi güvenli ve güvensiz olarak ayırıyor. Yani tehlikeli, güvenli olarak ayırıyor. Farzı misal, siz işinizden memnun değilsiniz. Bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Hakkınızı alamıyorsunuz. İşten çıkacaksınız, ayrılacaksınız. Bilinçaltınız konuşmaya başlıyor. Saçmalama. Nasıl ayrılacaksın? İş bulabilecek misin? Bak kaç senedir buradasın. Az çok kazanıyorsun. İdare et. Doğru mudur? Ya bilincin, kaygılarla beraber korkuları getiriyor o zaman. Bilinci şöyle tarif edeyim mi size? Şimdi tek hücreli bir canlısınız aslında. Onun da yaşama hakkı var ve yaşamak için mücadele ediyor. Sıcak bir yere ulaştığında oradan kaçıyor. Tamam, sıfır ile bir datası var içinde. Yani ya oraya ulaşıyor ve yanıyor ya da oradan kaçıyor. Şimdi her yaptığımız hareket bizim beynimize işleniyor. Yani evrim boyunca zaten tek hücreliden insan bilincine ulaşana kadar o basit hareketlerden şu hale kadar gelebildik. Ama o basit hareketler hala bizim işte o bahsettiğiniz sürüngen beyinde duruyor. Ve biz nasıl bilinçsiz olarak sıcaktan kaçmayı biliyorsak o hep oradan geliyor. Yani bizim bütün hayat boyunca gördüklerimizle beraber deneyimler kaç nesillik deneyimler de zaten bizim bilincimizde ve bilinçaltımızda mevcuttur. Evet. Bilinç anda olmak, farkında olmak, bilinçaltı farkında olmadan yaşadıklarımızın dışarıya çıkması. Evet. Peki ben bunları dinlediğim zaman izleyiciler de mutlaka böyle düşünür. Olumsuz mudur bilinçaltı? Aslında nötr, yani olumsuz değil. Yani ne olumlu ne olumsuz. Emrimize amade bir sistem. Siz ona ne yüklemişsiniz, hangi deneyimleri eklediniz, hangi inançları, aslında inançlarla çalışıyor, hangi inançlara sahipseniz, hepimizin bilinçaltı da farklı çalışıyor bilincimiz gibi, hangi inançları yüklediyseniz o şekilde çalışıyor. Ona verdiğiniz emri alıp uyguluyor. Yani orada bütün data var, iyi data tabii, da var, kötü hepsi data var. Da var. Ama peki, emirsiz bir şekilde dışarıya çıkıyor. Mesela şöyle bir şey mi, çok sadeleştirmek için bu sorumuzun cevabına. Şimdi biraz önce dedik, işimize örnek verdiniz. Evet. İster istemez kaygılar, korkular bizi yönlendiriyor. Ya da güzel bir an oldu. Hani o anla ilgili başka bir hatıraya gidip o anla bağdaş, öyle bir şey. Tabii. Tamam. Eğer depoda o hatıra varsa bulup çıkartıyor. Evet, şimdi mutlu olacaksın. Bu senin için mutluluk verici bir deneyim çünkü. Deneyimlerimize bağlı yanıt veriyoruz aslında. Neden hep bilinçaltına iniyorlar acaba uzmanlarımız? Ben de onu soracaktım. Bilinçaltına inmek ve belki oradaki kötü travmaları kurcalamak doğru bir şey mi acaba ya? Şimdi kişi yaşamda diyorsa ki ben bir döngünün içerisindeyim. Hep aynı şeyleri yaşıyorum. Hep aynı sıkıntılar başıma geliyor. Neden bu döngüden, bu kısır döngüden çıkamıyorum dediğinizde arşiv odasına inmek zorundasınız. Nereden geliyor? Tabii. Hani nasıl bir araştırma yapacağınız zaman arşive gidiyoruz. Onun gibi bilinçaltımızda arşiv odası. Buna kader motifi deniyor değil mi? Yani her an hep aynı şeyleri yaşamak. Yaşıyor. Tabii ki psikolog ve psikiyatristler buna başka bir şey diyorlar. Evet. Ama onları da sormak lazım. Terim o kader motifi denilen sürekli aynı kişilerle, aynı travmatik insanlarla, aynı hataları yaparak hayatını devam ettiriyorsanız bunun altında, bilinçaltında bir sorun vardır. Çünkü yani, bir inancınız vardır. Bir inanç var ve tutunmaya çalıştığınız, sizi kurtaracak şey aslında hep yanlış oluyor. Çünkü bilinçaltınız oraya yönlendiriyor sizi. Tabii. Bunu oradan çıkartmak gerekir mi? O zaman şöyle soralım mı hocam? Bilinçaltında olumsuz olan durumları temizlemek mümkün mü? Şimdi çok net cevap vereceğim. Temizlemek diye bir şey yok bir kere. Şunu kabullenmek zorundayım. Silmek mümkün mü? Diyorlar ya, temizlemek. Ne deniyor biliyor musunuz? Tamam, sorumuz da var çünkü dönüştürmek. Tam olarak. Yani böyle bir bahar temizliği yapıp elimize hani beze alıp da silmek gibi bir şey yok. Anılarınızı yok edemezsiniz. Arşivi komple kaldırıp çöpe atamazsınız. Ancak o olumsuz anılarınız var, değiştirmek istedikleriniz var, kodlarınız var diyelim, ne varsa. Bunların yerine, o olumsuzların yerine olumluları koymak zorundasınız. Ne dedik? İnançlarımız var. O zaman inançları, o olumsuz inançları olumlu inançlara dönüştürmek zorundayız. Ancak dönüştürülebilir bilinçaltı. Siliniyor, temizleniyor, yok ediliyor bunlar. Evet. Açık söyleyeyim, safsata. Ya da dönüştürülemiyorsa belki de onları orada bulup kabullenip ve onlarla bu şekilde yaşamayı öğrenmek. Biraz kabullenmek de olabilir tabii. Hani oradaki neyden rahatsız olduğumuza bilmiyorum. Bağlı. Sadece fikir olarak. Şimdi sorumuz aslında, temizlemek, silmek mümkün müdür?
Hayır, dönüştürmek mümkün. O zaman ne kadar sürede bu çalışma yapılmalı? Kişiye mi bağlı? Kişiye bağlı Semra'cığım. Şimdi eskiden derlerdi ki bu tamamen araştırmacılar bunun olmadığını söylüyorlar. 21 gün derler. Hala diyenler var. 21 bence günde doğru, dönüştürüyoruz. Deneyim. O yaptım çünkü. Bunu da paylaşmak hangi istedim birazdan. Hangi konuda? Bilinçaltı temizliği dedik ama da bunu öğrendik, temizlik mümkün değilmiş, dönüştürmek diyelim o zaman. Bir travmam vardı beni çok rahatsız eden ve ister istemez her üzgün olduğum, her sinirlendiğim ya da her kaygılandığım yerde oraya sığınıp oradan panikleyip kendimi kapatıyordum. Bu 3 hafta olumlama yaparak mı çıktı? Değil hocam, o kadar kolay olmadı. Birçok şekilde onun metotları oldu ama 21 gün sonrasında o yaptığımız şeyin bir sonraki yaşadığım olayda o kadar derin etkilemediğini hissettim. Hatırlıyorum. Çünkü bilincini kontrol etmeye başladı. Hatırlıyorum, biliyorum. Bilinçaltının evet, ben yaşadım mi? Ama bilince o kadar geldi. Etkilemedi. Bilince geldi. Bilince evet. Geldi. Geçen hafta konuştuğumuz şey. Çünkü evet. Yaşadığım şeye nasıl tepki vermem gerektiğimi anladım. Orada inançlarını 21 günde dönüştürmüş olabilirsin. Ama şimdi umut vermek saçma olacak. Evet, kişiye de bağlı istemek de gerekiyor bunu. 21 gün şunu tekrarlayalım. 21 gün hayır, 66 gün diyen de var. Tabii. Olamaz ki. Belki senin dönüştüreceğin alan ne kadar? Belki Semra'nın dönüştüreceği alan ufacık bir alan. Küçük bir konu. Ama burada Allah korusun bir tacize, bir istismara uğramış birininki psikoterapi seansı belki bir sene sürecek. Hastalık durumlarında... Tabii. Hastalık yoktur, hasta vardır deriz. Bunu daha önce de söylemiştiniz. Söylemiştim. Yani bir tedavi veriyorsunuz, bir kişi 3 günde iyileşiyor aynı hastalıktan. Evet, bazı değişir. Bir ay boyunca iyileşmesi sürüyor. O yüzden kişiye göre aynı şekilde burada da tabii, tabii. Yaşanılan travmaya göre o travmanın dönüştürmesi uzun sürüyor. Siz de aslında buna yardımcı oluyorsunuz değil mi? Bir şekilde sadece eğitimlerinizle. Sadece olumlamayla dönüştürülebilir mi? Sizin aslında bir nevi yani metodunuzu merak ediyorum. Size geldi bir dönüştürme. Siz bunlarla ilgili eğitim de veriyorsunuz. Ben eğitim veriyorum. Tamam. Ben kesinlikle dönüştürücü değilim. Ben bir psikoterapist değilim çünkü. Evet. Ve birisi eğer ki bilinçaltında kodlar olduğuna, travmalar ve sıkıntılar olduğuna inanıyorsa mutlaka bir uzmanla görüşmelidir. Bunu uzman eşliğinde yapmalıdır. Çünkü orada bir süreçten geçeceksiniz. Duygularınıza bakacak, nelerden rahatsız olduğunuza bakılacak. O süreci uzman biriyle ilerleyeceksiniz. Biz ne yapıyoruz? Biz geçen hafta konuştuğumuz gibi bilincin ne demek olduğunu, nasıl reklama mı gireceğiz? Evet ama şunu da söyleyelim. O olumlamayla dönüştürüyoruz dediğiniz noktada da bırakalım. Reklamlardan sonra devam edelim. Peki efendim, olur mu? Tabii reklamlardan ki. Sonra devam ediyoruz. Evet, reklamlardan sonra yine sizlerle beraberiz. Çok güzel bir yerde kesmiştik. Tam da oradan devam ediyoruz. Olumlama dedik. Siz de eğitim verdiğinizi söylediniz bu konuda. Evet. Oradan alalım. Şöyle bir tekrar olumlamanın aslında nasıl olduğu, kişiye göre değişir mi değişmez mi de bir yorumlayalım. Efendim, olumlama söyleyerek bilinçaltınızı dönüştüremezsiniz. Tek cümle. Bunu net söylüyorum. Her zaman sosyal medyadan da sesleniyorum. Neden? Size diyorlar ki olumlama söyle, olumlamayı tekrar et. 21 gün tekrar et. İstersen 100 gün tekrar et. Ben başarılıyım. Ben başarılıyım. Size orada bilinçaltı, işte o sürüngen beyim diyor ki, ben nerede başarılısın? Gibi oluyor bu. Ne zaman başarılısın? Biz seninle hangi başarıdan geçtik? Sen korkuyorsun, başarısızlık korkun var. Sen başaramıyorsun. Bilinçaltınız size burada bunu konuşurken siz aynanın karşısına geçip ben başarılıyım dediğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Ben bunu reklam arası değerli izleyenler bahsettim. Bir eğitime gittiğimde öyle dediler. Her gün aynanın karşısına geçeceksiniz. Ben bunu yaparım, ben bunu başarırım. İyi de onları söyleyelim i̇şte ama bunu... yüzeysel kalan bir şey. Bunun için ne yaptın? Bunun için çaba nasıl gösterdin mi? Bunu tek başına söylediğin zaman zehirli pozitiflik diyoruz buna. Ki aslında kendine zarar vermiş oluyorsun. Ne yapacaksın? Çaba göstereceksin, hedef koyacaksın. Başarılı olmak için bir şeyler yapıyorsan ve o zaman ben başarılıyım diyorsan deneyimle kazanıyor demiştik başarıyı veya diğer duyguları. İnançlarını değiştirmeden istediğin kadar yıllarca ben başarılıyım de hiçbir şey olmaz. Onun yerine ne yapın biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Ototelkin yapın en güzeli. Kendinizle başka biriymiş gibi konuşun. Sen başarırsın diye. Çok etkili. Yönlendirme evet. De olumlu yönlendirme yani, böyle bir şey aynanın aslında. Aynanın karşısında evet hani ben çok güzelim değil. İşte ben... Siz sen, çok güzelsiniz. Sen güzelsin ya. Evet sen güzelsin. Sen yaparsın. Güzelim, sen başarırsın. Yaşadın. Ama yine de güzelsin yani kendimize diye. Bir şekilde gaz verelim diyorsunuz olumlu değil mi yani? Olumlu tabii, tabii. Bir gaz verelim kendimizi diyorsunuz. Kendimizi gazlayalım. Olumlu anlamda gazlayalım. Olumlu gerçekleri anlamda, söyleyelim, paylaşalım.
canım kendim, seni çok seviyorum. Sen bu işi başarırsın diyelim, tüm izleyiciler de bizlerle beraber söylesin. Evet, peki bu bilinçaltımıza tekrar dönmek istiyorum. Bilinçaltımızı olumlu yönlendirmeyle, yani kendimizle konuşarak ne kadar yol kat edebiliriz? Nasıl bir süreçte, yoksa sizden destek almak zorunda mıyız? Destek derken az önce eğitim de yarım kalmıştı. Evet, eğitim veriyorum ben, ama işte size nasıl bilinçli olacağınızı, bilincinizin ne olduğunu, bilinçaltınızın ne olduğunu, nasıl kendi kendinize çabayla dönüştürebileceğinizi anlatıyoruz. Tabii ki yöntemlerimiz de var, detaylarımız, ama kimsenin bilinçaltını ben dönüştürmüyorum efendim. Bunun için uzmanlara başvuracaksınız diye de ilave ediyorum. Süper, de ağzınıza sağlık efendim. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önce kendimizi, sonra etrafımızı sevelim ve herkese faydalı olalım. Hafta yine aynı saatte sizlerle olacağız. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Ben yine bir hikaye anlatacaktım. Vakit kalmadı. Bir dahaki programda. Bir sonraki programımızda hikayenizi dinleyeceğiz efendim. Ebru Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.